New York'un şöyle bir özelliği var. Çeşitli bölgeler şehrin yapılanması sırasında farklı iş kollarına ayrılmış. Bir yere gidiyorsunuz mücevherciler, bir yere gidiyorsunuz çiçekçiler, bir yere gidiyorsunuz mobilyacılar. Burası da New York'un ve Amerika'nın en lüks mobilya mağazalarının bulunduğu semtlerden bir tanesi. En lüks derken dünyanın en lüks markaları. Peki hangi markalar var? İşte gördüğünüz gibi Lazzoni var. Lazzoni Türkiye'nin şu anda buradaki bayrak dükkanlarından bir tanesi açmış durumda. Efe Bey de buranın sahiplerinden mi diyeyim, kurucularından diyeyim. Evet. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Ben şimdi burayı biraz anlatmaya çalışıyorum ama buranın alamet farikası nedir Efe? Yani şu anda tam olarak neredeyiz? Şimdi Cüneyt Bey şöyle, hemen kapı komşumuz Fendi Kasa, hemen karşımızda Minotti var. Evet. Hani mobilyanın Ferrari'si diyebileceğimiz. Hemen sol tarafımızda yine kapı komşumuz B&B İtalya mobilyanın Maserati'si diyebileceğimiz. Evet. Dünyanın en büyük, aslında en etkin ve piyasayı, pazarı yönlendiren, belirleyen bütün markalar aslında evet. Burada yer alıyor. Ve tam da ortasında Lazzoni'yi açtınız. Lazzoni ne demek Efe? Lazzoni aslında İtalyanca bir soy ismi. Aynı zamanda Lazzonich kimi bizim Laz dilinde Laz'ın yaptığı demek. Laz'ın yani, yaptığı. Evet. Abi baktığın zaman çok böyle İtalyan mağazası gibi gözüküyor ama evet, sonuçta evet. Laz'ın yaptığı. Laz mısınız siz? Aynen öyle. Süper. Evet. Peki isterseniz bir mağazayı konuşalım. Tabii ne ki. Yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Devam Tabii edelim. Ki. Ama gerçekten böyle bir içeri girdiğiniz zaman hani havalı bir İtalyan mobilya mağazasına girer gibi hissediyorsunuz. Evet, evet. Biraz tasarım, da pahalı bir mobilya mağazasına girer gibi. Öyle, öyle. Biz Türkiye'nin en kaliteli modern mobilya üreticiyiz aslında evet. Cüneyt Bey. Her şeyi Ankara'da üretiyoruz. El emeği, göz nuru. Marangozluk atölyemizde dedemin yetiştirdiği öğrenciler var. Ben 4. kuşağım. Dedemin babası Serender ustasıymış Karadeniz'de. Oradan beri gelen bir el emeği, göz nurunu aslında biz New York'lara kadar getirme şansı yakaladık. Kaç mağazanız var Amerika'da? Amerika'da bu sene sonunda 7 mağaza olacağız. New York'ta 3 tane Manhattan'da lokasyonumuz var. New Jersey'de çok iyi bir mağazamız var, 8 yıldır aktif olan. Seattle, Atlanta, Texas'a açmayı planlıyoruz. Ben 2 hafta sonra da Los Angeles mağazayı açmak üzere taşınıyorum. Boston mağazaya da yine bir Türk beyaz yakalı yatırımcımızla birlikte evet. Boston'da da yer alıyoruz. New İlginç Street'te. Bir büyüme modeliniz var. Nedir bu? Evet. Beyaz yakalılarla büyüyorsunuz ve Türklerle büyümeyi istiyorsunuz. Bravo. Yani buradaki bravo. Amerikalı profesyoneli işe alalım büyüyelim demiyorsunuz. Neden Demiyoruz. Böyle bir şey yapıyorsunuz? Cüneyt Bey biz Türk misafirperverliğini ve o Türk aslında kültürünü hep yansıtıyoruz. Her sorana biz tamamen Türk markasıyız ve Türkiye'de üretim yaptığımızı İşte biz bir Laz kabilesiyiz, ismi oradan geliyor ama şükür Türk'üz, ne mutlu Türk'üm diyene mantığında. Ankaralıyız. Ankaralıyız, ben onu da söylüyorum. Ne güzel, evet. Evet, biliyorum. Evet. Türk yatırımcısının ve Türk insanının her zaman için bizim markamızı, kimliğimizi ve yapımızı çok daha doğru anlattığını, çok daha sahiplendiğini, buraya gelip başarısını yakaladığında ailesinin ona Lazzoni'de ne güzel işler başardın dediğini gördük. Ve ben ilk başlarken işte Amerikalılarla gidelim derken bugün bütün çalışan üst kadromuz, bütün mağaza yöneticilerimiz, en çok satış yapan bütün arkadaşlarımız Türk. O yüzden Türk beyaz yakasını aslında sıfır sermaye yatırarak Amerika'ya gelip Lazzoni'nin prensiplerini, satış şeklini, tasarım özelliğini anladıktan sonra Amerika'ya gelip mağaza sahibi yapma şansı oluyor. Yani, yani size başvuruyor. Atıyoruz. Hangi kollardan? Beyaz yakalı derken neyi kastediyorsunuz? Beyaz yakalı kastedim şu, doğru İngilizce konuşabilen, iyi İngilizcesi olan, Amerika ile alakası olan, birazcık tasarımla alakası olup bizi tanıyan, bizim gibi iş yapmak isteyen insanları biz bünyemize katıyoruz aslında. Çok size başvuruyor. Nereye başvuruyorlar tam olarak? Normal insan kaynaklarına. Lazzoni'de ben çalışmak istiyorum diyorlar evet. ve geliyorlar. Diyorsunuz ki gelin Amerika'da çalıştıralım sizi. Gelin Amerika'da. Türkiye'de önce bir eğitimden geçiriyoruz. O Türkiye'deki eğitim periyodunu, sürecini tamamladıktan sonra buraya geçişlerini sağlamaya evet. çalışıyoruz. Green card varsa tabii hemen daha hızlı alabiliyoruz. Daha hızlı oluyor. Yoksa biz temin edebiliyoruz tabii evet. ki biz alabiliyoruz bu şekilde. Müthiş bir şey model var. Sonra ortak mı yapıyorsunuz bu gelenleri? Sonra ortak yapıyoruz. Onlara gidiyoruz. Texas'ta mağaza açtırıyoruz. Boston'da açtırıyoruz. İşte para koyuyorlar mı? Yerlerde. Ter koyuyorlar, uğraşıyorlar, emek koyuyorlar. Ve de pay mı veriyorsunuz onlara? Ve pay veriyoruz, ortak İlginç ediyoruz. İlginç bir aynen. büyüme modeli. Aynen. Şöyle evet, oturalım mı? Evet. Yani bir franchise, franchise'ın farklı bir biçimini ya. Bu size özgü bir şey mi? Hep standart franchise modelinde yatırımcı ciddi bir para koyması gerekir.
İşte 1 milyon dolarlar istenir, mağaza açılır, konsept yapılır, o yapılır. Biz tamamen insan odaklı ve insan üzerinden büyüdüğümüz için biz bugüne kadar New York'ta mesela hiçbir reklam yapmadık. Cüneyt Bey, hep referansla bizden memnun olan müşterilerimizin arkadaşlarıyla büyüdük ve pazarlamaya hiç bütçe ayırmıyoruz. Tamamen inanılmaz bir kalite ve müşteri servisiyle büyüdük. Türkiye'de de bu arada bu şekilde hep büyümüşüzdür. Türkiye'de çok insan bizi bilmez. Sadece böyle niş, gerçekten kaliteye ve fonksiyonaliteye ve markayı bilen insanlara hitap ederiz. İnsanlar gelir, Lazzoni'yi öğrenir. Bizim süreçlerimizi tamamladıktan sonra da biz onların yatırımcısı oluruz. Onlar da gelirler burada mağazalarını açarlar. Türkiye'de kaç mağaza var? Türkiye'de şu an 24 mağazaya ulaşacağız. Bayağı fazla. Bayağı. Peki biraz sonra burası iki katlı herhalde. Evet. Şimdi evet. Bakıyorum bunlar pahalı mı mobilyalara benziyor? Pahalı mı? Mesela kıyasladığınızda yani dışarıdaki şu İtalyan var, işte Fransız var, onlar bayağı pahalı. Biz aslında aynen İtalyanların, Fransızların %20-%30 altında kalıyoruz. Ama Türkiye'ye kıyasla yine Türkiye'deki fiyatlarımızın neredeyse 3 katına satış yapabiliyoruz. Amerika, yani evet, New York'ta şey. Ve en lüks bölgede olduğumuz için onun da tabii ciddi bir etkisi olabiliyor. Yataklarımızın tamamında sandık var ve işte yazlığını, kışlığını, ayakkabısını ve kullanmadığı ürünleri direkt buraya saklayabiliyor New Yorklular. Çünkü alanlar çok her kısıtlı yerde, ve Türkiye'de küçük olduğu de için. Yani artık Türkiye'de yani, doğru. Zaman, hani... Aslında yatağınızın altında bir gardırop, bir dolap evet. olduğunu düşünebilirsiniz. Yine şöyle özellikleri biz özellikle koyuyoruz. Hani bu ışık son seviyede bir yatak odasını aydınlatacak seviyede, en düşük seviyesinde kitap okuyabiliyorsunuz. Evet. Fonksiyonel diyebiliriz yani gerçekten. Fonksiyonel, evet. Ürünlerimizin çoğu fonksiyonel. Evet. Onunla birlikte de zaten özelliğimiz evet. o. İki katlı aşağıya da inelim isterseniz. Tabii. Orası tam fonksiyonel herhalde. Orası tam fonksiyonel, evet. doğru. Evet, bu alt katta daha fonksiyonel sanırım. Evet. Mobilya. Bunların tasarımını da siz mi yapıyorsunuz? Ya tamamını in-house, kendimiz in-house. Yapıyoruz. Türkiye'de yapılıyor tasarım. Evet, tasarımın başında babam var. Aynı zamanda öyle yönetim mi? Kurulu başkanımız. Adı ne babanızın? Yaşar Kababulut. Burası siz burada okuduğunuz için mi bir Amerika açılımı yaptınız? Başka Avrupa ülkelerinde de var mı? Evet, evet Cüneyt Bey, benim ilk patronum az önce kapının önünde çektiğimiz Minotti'ydi. Evet. Ben Minotti'de önce render yaparak başladım. Evet. Ondan sonra farklı mağazalarda çalıştıktan sonra ilk Chelsea mağazamızı açtık. Şu an Madison Avenue'de de işte mobilyanın evet. Şanzelizesi dediğimiz en lüks bölgedeyiz evet. aslında. Bunlar da böyle ilginç koltuklar. Ben böyle koltuklara bunlar evet şöyle kullanım Cüneyt Bey. Normal evet. bir oturum misafir evet. geldiğinde şunu şöyle kapatıyorsunuz. Aslında aynen. normal bir normal hoş geldiniz koltuklar. Misafir öyle. Bunu biz el dekor tasarım ödülü aldık bu arada. Evet. Normal oturdum, ayağımı uzatmak istiyorum. Çok basit bir şekilde hop. Geriye itip bir anda böyle bir recline pozisyonuna evet. dönüşüyor. Sedir oluyor bir anda. Sedir oluyor bir anda. Bu normal işte laptop olarak kullanabiliyorsunuz televizyon izlerken. Tam kullanım istediğinizde yan tepsi olarak işte yiyeceğinizi, içeceğinizi koyuyorsunuz. Biraz daha kayıp eşinizi yanınıza oturttuğunuzda 4 kişinin rahatlıkla oturup televizyon izlediğiniz ya vallahi gibi. Çek yatı gördüm de bu artık başka bir şey. Bunun bir adı, isim koymak lazım şimdi. Bu, bunun adı Moni. Moni. Çok da ünlü oldu. Aynen Moni'den devşirdik. Moni. Bu mesela çek yat dediğin eskiden bayağı şey zordur. Yani. Kaldıracaksın o ağırdır bravo, bravo. Yani bilmem kaç kilo şey. Bu da aynı şekilde tek elle şöyle çok rahat bir şekilde kaldırıyorsunuz. Altında yine gizli bir sandığımız var. Evet. Bunu böyle devirdiğiniz anda bir anda yataklı bir kanepe bir yatak haline oluyor. Dönüşüyor. Cüneyt Bey, bizim burada özelliğimiz şu aslında. En büyük farkımız İtalyanların iç mimarların 5000 dolar, 10.000 dolar vererek yaptığı iç mimari servisi biz kendimiz in-house sıfır ücretle Amerikalılara sağlıyoruz. Yani evet. insana hiçbir para ödemeden evlerini A'dan Z'ye tasarlıyoruz ve onlara bir iç mimari konsept satıyoruz. Yani sehpasından, aksesuarından, aydınlatmasından, duvar panosundan, halısına kadar A'dan evet. Z'ye bir iç mimari hizmet tamam vermeye da Türk çalışıyoruz. Tamam da Türk malım bunlar. Yani A'dan Z'ye her şey Ankara'da üretiliyor. Her şey Ankara'da üretiliyor. Aynen, aynen. Çok gurur verici bir şey. Bir de gördüğüm kadarıyla New York'un en havalı binalarını siz dekore ettiniz değil mi? Yani bu Zaha doğru. dedim mesela çok pahalı bir binası var High Line'da. Bravo. Yine Central Park manzaralı başka bir doğru. şey var. Doğru. 157 denilen bina Cüneyt Bey. O yaptığımız örnek daire örneğin 32 milyon dolara satıldı. Ondan sonra Zaha Hadid 48 milyon dolara satıldı. Ya bunlar uçuk rakamlar tabii ama evet.
o kalitede var olduğumuzu ve olabildiğimizi aslında insanlara anlatmış olduk burada. Ya ben çok şaşırdım biliyor musunuz? Müthiş bir vizyonunuz var, tebrik ederim. Sağ olun, çünkü hani biz bu tür işbirliklerinde genelde daha farklı insanları tanıyoruz ve insanlar daha çok bir şeyleri satmaya çalışıyorlar, bir şeyleri hani göstermeye çalışıyorlar. Siz de insan arıyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen, aynen öyle. Ve Türk evet. olsun istiyorsunuz. Yani bravo, bravo. Kaliteli aynen. Türk insanlarını alalım, evet, biz evet, onlarla evet. ortak olalım. Aynen, aynen. Ortak da edelim işe ve beraber büyüyelim diyorsunuz anladığım kadarıyla. Cüneyt Bey, bugün benim babam 60 yaşını geçti. Hala her cumartesi pazar mağaza, Ankara'daki Steller mağaza, dedemin açtığı mağazanın başında durur ve kapıdan gelen her müşteriyi karşılar. Bu mağazada kardeşime emanet ettik. Berke burada durur, her müşteriyi karşılar. Ben 10 yıl önce açtığım Chelsea mağaza, burada olduğum zaman her cumartesi müşterileri ben karşılarım. Yani biz aslında burada tamamen insana odaklı ve insan kazanarak büyüyoruz. İnsanlar üzerinden markamızı büyütüyoruz. O yüzden insan kaynağı ve beraber yola çıktığımız arkadaşlarımız bizim için paradan çok daha önemli ve değerli. Yatırımcılara ne diyorsunuz? Yatırıma da karşı değilsiniz herhalde. Yatırıma karşı değiliz ama bizim aradığımız aslında yatırımcı değil. Kim arkadaşlar geliyor öyle, ya benim 2 milyon dolarım var arkadaş, ben Miami'nin en güzel mağazasını açacağım diyor. Biz diyoruz ki bizim ihtiyacımız olan para değil. Git aç. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Gerçekten öyle bir noktaya geliyor. Çünkü Lazuni kültürünü, bizim o dededen kalma insana olan saygımızı anlamadan ne zaman bir mağaza açıldıysa başarısız oldu. O yüzden biz dersimizi aldık. Yeter ki gelsin Türkiye'de veya New York'ta Lazuni kültürünü alsın. Bizim psikolojimizi ve müşteriye yaklaşımımızı anlasın. Ondan sonra istediği yerde Avrupa olsun, Amerika olsun, Avustralya olsun, Asya olsun, istediği bölgede bizim kültürümüzle birlikte bizim akreditasyonumuzdan sonra gidip yatırımını tabii ki yapabilir. Evet. Hala şey, Ankara sitelerde mi? Yeni sitelerde çıktı. Ama aynen. Şimdi fabrika nerede Ankara'da? Fabrika şu an Akyurt'ta ama evet. Ankara sitelerde benim dedemin 1950'lerde ta Adnan Menderes döneminde o ilk siteleşme biliyorsunuz. Evet. Mobilya pazarının ilk kurulumunda kullanılan bizim fabrikamız bugün Türkiye'deki amiral gemisi mağazamız, siteler mağazamız. Hala babam dediğim gibi orada mesai harcıyor. Kuzenim orada Lazoni'yi öğrendi. Hala kullanımda ve bizim evet. ve aktif. Türkualite'ye katıldınız mı? Türkualite şey var çünkü Türkiye'de Türk markalarını böyle yurt dışında destekleyen bir... Bravo. Türkualite'yi biz resmen neredeyse davetiye aldık. Yıllarca Amerika'daki büyümemizi Türkualitesiz yaptık ve evet. bakanlıktan resmen ya siz burada iyi işler yapıyorsunuz, gelin bir başvurun dediler. Şu an Türkualite kapsamı altındayız. Evet. Marka destekteyiz. İnşallah Türkualite'ye bir üst desteğe de geçeceğiz. Evet, bu yayını izleyen gençler mesela okuyor. Diyor ki ya ben gideyim, dilim de fena değil. Amerika'ya da gitmek istiyorum. Bak böyle de bir fırsat var yani. Hem çağırıyorlar hem şey yapıyorlar. Nereye başvursunlar tam olarak? Lazuni.com kontak kısmına başvuruyorlar, basıyorlar. Şu an bizim İTÜ'den mezun, ODTÜ'den mezun. Çok gerçekten kaliteli, üst segment, üst kadrodan çalışan arkadaşlarımız var. Türkiye'de süreci tamamladıktan sonra Amerika'ya geçişlerini sağlıyoruz. Yatırımcıların da açılmamış mağazalarda Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, Amerika'da olsun şehri seçip yatırımcılara da yine sen ne kadar paran olsa da gelip bize anlaman, bizi tanıman, bizim satış psikolojimizi anlaman lazım diyoruz. Onlara eğitim verdikten sonra buraya getirip yine mağaza sahibi yapıyoruz onları da. Peki. Çok teşekkür ederim. Müthiş. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.